Tomris Uyar 15 Mart 1941'de avukat bir anne babanın kızı olarak İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Taksim İngiliz Kız Ortaokulu'nda başlamış, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde, şimdiki adıyla Robert Koleji'nde devam etmiştir. Sonrası ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü tercih etmiştir. Kolej aşkı olan Ülkü Tamer ile enstitüyü bitirir bitirmez evlenmiş ve bu evlilikten Ekin adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ekin henüz 2 aylıkken sütten boğularak vefat etmiş, bu elim hadise sonrası ikilinin evliliği son bulmuştur. Tomris Uyar Ankara'daki Sanatseverler Derneği lokalinde Cemal Süreyya ile tanışmış ve 1966 yılında Ülkü Tamer, Tomris Uyar ve Cemal Süreyya Papyrus dergisini çıkarmaya başlamışlardır. 53 sayı basılan derginin 12 Eylül darbesiyle basımı durdurulmuştur. Bu süre zarfında Tomris Uyar ve Cemal Süreyya arasında yasak bir aşk doğmuş, bu aşk sonrası ikili eşlerinden boşanmıştır. 3 yıl süren ve süresince birçok şiir yazılan aşkları dostluğa evrilmiş ve ayrılığın ardından Tomris Uyar "Beni bıraktı ama rahat edemedi. Ona göre bana sahip olunamazdı." demiştir. Cemal Süreyya ise "Senden ayrıldığım anda, senin hakkında, hikayen hakkında sevdiğimi belirtecek hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim ağzımdan kimse duymayacak seni." şeklinde ifade etmiştir. Ayrılık sonrası Tomris Uyar, Turgut Uyar ile tanışmış ve şiir üzerine mektuplaşmaya başlamıştır. Bu mektuplar zamanla aşk mektuplarına dönüşmüş ve Tomris Uyar bu süreci şöyle anlatmıştır. 1966 yılında ben zaten Cemal Süreyya'dan ayrılmak üzereydim. O da eşinden ayrılmıştı. İstanbul'a gelmişti çocuklarıyla. Burada tanıştık. Asıl tanışmamız herhalde o. Çünkü o zaman daha bir yakın oturup konuşma fırsatını bulduk ve mektuplaşmaya başladık. Bu mektuplar önce sadece şiir üzerine mektuplardı. 1969'da ikili evlenmiş ve bu evlilikten Hayri Turgut adında bir çocukları olmuştur. Turgut Uyar, Tomris Uyar'ı kaygı ve kaybetme korkusuyla sevmiş, Tomris Uyar ise bu durumu şu sözlerle anlatmıştır. Turgut her an elinden kaçıracakmış gibi gereksiz bir kaygıyla yıpranacak, ben de hiçbir rekabetin söz konusu olmadığı bir alanda boyuna birini seçilmekten yorulacaktım. Tomris Uyar'a hayranlık duyan ve şiirler yazan bir diğer şair ise Edip Cansever'dir. Yakın arkadaşı Turgut Uyar'a rağmen Tomris'e yazdığı şiirleri yayımlamaktan çekinmemiş ve Tomris Uyar'ın her doğum gününde adına bir şiir yayımlamıştır. Tomris Uyar 2012 yılında verdiği bir röportajında Edip Cansever için şu sözleri söylemiştir. Son derece iyi bir dostumuzdu. İyice bakılırsa Edip'ten daha çok esinlendiğim görülür. Turgut'un şiiri bana edebiyat olarak pek bir şey vermez. Edebiyat açısından Edip ile aramızda daha büyük bir alışveriş var. Tomris Uyar, Türk Edebiyatı'nın önemli öykü yazarı ve çevirmeni olmanın yanı sıra Edip Cansever, Ülkü Tamer, Cemal Süreyya ve Turgut Uyar'ın büyük aşkı olmuş ve şiirlerdeki kadın olarak anılmıştır.